Allah'tan başka galip elbette ki olmaz. Bu hakkında birçok videolar Allah'ın izniyle yaptığım yalancı, sahtekarın kendisi Tarık denilen anlamaz. Yani o artık birazdan inşallah okuyacağız. Cehaletin yüzü. Yani fiil anlamıyla. Tabii kendisi korkak. Gizleniyor, yüzünü ortaya koymaktan korkuyor. Belki o bir sürü paylaştığı fotoğrafların birinin içinde koymuştur. Hani Allah'a sanırım bilmedim onu da konuşmaktan. Hani ben buyum deyip böyle kameranın karşısına geçip geçtiğini görmedik. Neyse önemli de değil zaten umurumuzda da değil. Eğer ki doğru yolu tutmazsa Allah'ın emrine itaat etmezse hani onun yani onu Rabbi bile onun cehennem gibi bir şeyle tehdit ediyorken bizim de ona diyeceğimiz tek şey canın cehenneme yani hakikaten o kadar güzel bir nimetken sen hakikate kafa atarsan şimdi zalim verdiği başlık görüyorsunuz iman eden ve sonsuzluk Raşid Allah'ın Resulüne iman eden evet gerçekten kardeşim Sıddık doğru yani kendisi inşallah onun şeyini de dinleyelim. Ve bereket inşallah. Ben Ali Muhammed. Aynı zamanda ilk videom. Mehdi'nin yoldaşı Ali. Ben de Rabbimizin gönderdiği Resulü. Mehdi Aleyhisselam'ın duası gibi şu dua ile başlamak istiyorum inşallah. Rabbim aldanmaktan, aldatmaktan ve aldatılmaktan sana sığınırım. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Rahmetullahi ve berekatuhu inşallah değerli kardeşim. Şimdi bu kişi, aha video yanlışlıkla şey buraya geldi. Subhanallah. Bu da kardeşimin kanalı. Burada videoları paylaşıyor. Başka kanallarda paylaşıyor. Subhanallah. Gerçekten Rabbimiz yardımın sahibidir. Gerçekten o göklerin bir hakimdir. O üzerimize zaten tanıktır. Neyse şuradan Allah'ın izniyle devam edelim. Bu sahtekar Tarık konusunu inşallah işleyeceğiz. Burada onu izletmeden önce belki ona sonra gideriz. Şurada attığım her şeyi bir hikmetle yapıyor Allah. Şimdi buraya da iyice bakın. Ne diyor Mehdiyet dünyasının iyilikler ve dinamiz ile daima ilgi çekmiştir. Onu da şey yani yenilikler kendince nasıl şey yapıyor sulandırıyor. Bir sonraki sayfada göreceğiniz sevimli gencimiz çok çılgınca bir şey icat etti. Mevsimlik Mehdi fikrini icat etti. Zalim. Görüyorsunuz değil mi? Şu yaptığı şeye bak. Neyse şimdi hakikati. Yazdıran Antalya'da alkollü bir otelde garsonluk yapan bu kardeşimiz. Kışları memleketine dönüyor ve başka bir kılıkla mehdicilik oynuyor. Zalim, zalim. Yani ahlakla hiçbir alakası yok. Mehdi, Reşit. Yani burada mevsim part-time mehdilik alan mehdiyet literatürünü kazandıran diyecektik ki ulan az bir şey olsun. Tövbe haşa. Bir şey mi oldu? Yani dürüstlük bir sergiledi hani orada. Mehdi Reşit yazmış. Dedik acaba o şeyinden o saçma gerçekten iğrenç tavrından vaz mı geçti? Her azgın inkarcının resullerine saldırdığı gibi tabii ki inkarcılar öyle kolay kolay küfürlerini bırakırlar mı? Şeytan eline almış onları oynatıyor. Onlara en büyük zararı kazandıracak. Allah'ın izniyle ona cevap verdim. Buraya bakalım sonra diğerine Allah'ın izniyle geçeriz. Çünkü burası Allah'ın izniyle önemli. Hamdolsun bize tüm güzellikleri ihsan eden, bilmediğimizi öğreten yüce Allah'a. Ve Allah'ın izniyle ona dedim ki ey anlamaz. Ey anlamaz, anlam özürlü. Bir şeyi de doğru
bir şeyi de doğru tart ve bir kere doğru adım at. Ey Tarık, artık gerçekten de yani hiç mi hayal etmezsin? Bunun üzerinden bütün insanlara elbette ki çağrımız, yani bir olay olduğu zaman akıl sahibi olayın üzerinden kendine pay çıkarır. Akıl zaten bunu gerektirir. Sırf kuruntu, sırf şeytan peşinde koşturmak nedir? Kuruntu ve şeytan peşinde koşturmak nedir? Bir kere doğru adım at. Bir sor, soruştur. İşin aslını öğren. Ahlak bu ahlak. Ahlaktır bu ahlak. Hani bunu da mı önemsemiyorsun? Yani senin hakikati takip etmek, Rabbini dinlemek gibi bir derdin olmadığı aşikar. Kendine nasıl zulmettiğini göreceksin zaten. Ama insan içindesin. Ahlaklı. En azından biraz olsun ahlaklı ol. Yalan yayın yapma. Bu elbette ki bunun üzerinden bütün yani hem Facebook hem sosyal medyalarda olsun, esas kanallarda olsun, yalan yayın, ahlaksızlığın ve gerektiği yerde bozgunculuğun ta kendisidir. Yani biri doğrudan işte bir mesela yalan yayınla birine bir şey kazandırmak da birine bir şey kaybettirmek de hırsızlık ve bozgunculuktur. Bunu dikkate alalım. Hırsız yani bir kişinin işte malı kötü değil. İşte onu kötülüyor. Delili yok ve sonra o yalan oldu ortaya çıkıyor. O kişi ona karşı doğrudan hırsızlık yapmış olur. Bir kişi işte iyi değil söylediğinin dışında malı, ürünü, hali, tavrı, haberi o da yine hırsızlık, hakikaten hırsızlığı yapmış olur ve gerekli uyarılardan sonra hırsıza uygulanması gereken bilekten eli gider. Çünkü bu basit bir şey değil. Bu ahlaksızlık olduğu gibi toplumu ifsattır, aklı tıkamaktır, hakikate şeydir. Yani bu konu basit bir konu Allah'ın izniyle ama yani esas konular üzerinde konuşuyoruz. Yani Tarık günü gelir, belki öğüt alır. Yani ve şey de görüyorum. Subhanallah, burası niye açıldı? Uzakta ne hikmetse görmüyorum çok fazla. Yani bu konu inşallah ki şey yapacağız. Konuşalım inşallah bunu detaylı bir şekilde. Şimdi bunu aslında bu yazıyı alabiliriz ya. İlla burada durmamıza gerek yok Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle yazıyı zaten kopyalamıştık galiba. Şuraya alalım inşallah. Hatta basalım. Şöyle şurada dursun okuyalım inşallah. Yani yayın, yalan yayın, bilgi olmadığı konuda savurganlık yapma, soruştur. Ey kör, bir üzerimdeki aşçı şef kıyafeti. Resmi hatırlıyorsunuz zaten. Üzerimde garson diyor. Yani o aşçı kıyafeti, şef kıyafeti dedikleri kıyafet. İki, Allah'ın emri geldikten sonra yaklaşık 10 yıllık mesleğimi, yani ortalamaya baz alarak söylüyorum, iyi paradan kastım budur. Yani iyi para kazandım, nice çevre edindiğim mesleğimi bıraktım ve Allah'ın emrine teslimiyetimi gösterdim. Nice zorluklara, mücadeleler içerisine girişerek fedakarlık ile Allah'a sığınıp kendimi haşa övmekten, başarılar Allah'tandır, güzellikler Allah'tandır. Ben burada olan şeyi söylüyorum ki ibret alanlar ibret alsınlar. Bu anlayan için, temiz kalpler için apaçık bir iman konusudur. Ama kalbi küfrün vesvesesiyle kaynayan, şeytanın aldattığı sahtekar, tarh gibi kişiler iman konularını daima ters yakalarlar ve inkar konusu yaparlar. Ne kötü değişim. Gene yani yine faka bastın.
Artık sana cehaletin yüzü diyebilir miyiz kolaylıkla? Gerçi korkak olduğun için yüzünü göstermiyorsun ama en azından fiilin üzerinden rahatlıkla diyebiliriz. Onca belli olan hakikati yok sayıp, onca belli olan hakikati yok sayıp. Subhanallah. Yani bu şu anda ne kadar çok insan hakikat kendisine belli olduğu yerde bir takım şeyler ona zor geldiği için yüz çeviren. Bu ne kadar acı, ne kadar gerçekten acayip bir durumdur. Onca belli olan hakikati yok sayıp kendi saçmalıklarından medet ummak cehalet madalyasına layık bir basamaktır. Allah'ım sen bizi kendi kıyanların halinde koru ne olursun. Elhamdülillah dürüstleri hakikati açarken sahtekarları daha da saptıran alemlerin Rabbi ne yücedir Resulullah. O dediğini çiz onun kendisi olduğunu da bir daha böylece kanıtlamış oldun ya Rabbi sen. Ne yücesin. Subhanallah. Subhanallah. Yazıyı okumak zaten yeter. Açıklamalı Allah'ın izniyle bu videoda konuştuğumuz bu videoyu da izleyin inşallah. Profilinde bulamazsanız bu Ali Muhammed'in paylaştığı sayfa burada kolay bulabilirsiniz. Kardeşimin sayfasında. Yani zalim cinin sırf iman ediyor diye, sırf Allah'a inanıyor diye kardeşlerimize, dinde kardeşlerimize yaptıkları, reva gördükleri gerçekten yürek yakan bir olay. Yani o konuda bir şey işittim. O videoyu çekmeden önce gerçekten yüreğim sızladı. Onu üzerinden Allah'ın izniyle seslendim. Gerçekten bugün sözde hani ben Allah'ın hak davası hariç bütün davalardan beriyim elhamdülillah ama o sözde şeyler işte milliyetçi takılan biz kavmiyetçiyiz diyenler yani o kadar kınadığım şeyi haşa övdüğümü zannetmeyin. Ama hani insanları nasıl o uyduruk Allah hak dava olmadıktan sonra dava nasıl bir helvadan put muhabbeti var ya nasıl uyduruk bir puttan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Yani bugün CHP'yi mi dersin yani Perinçek'i yani güya devrimci ondan bir sürü insan 108 tane insan istifa etti diye haberler çıktı. Allah'ın yardımı inşallah üzerimizedir. Zalimler her yerde artık zayıflamaya Allah'ın daha müjdesiyle izniyle zayıflamaya ve vakti geldiğinde yıkılmaya mahkumdur. Ey zalimler, ey kafirler yıkılıp cehenneme sürüleceksiniz. Bilin ki. Evet, Allah'ın izniyle hakikat geldi ve gerektiği şekilde açığa çıkmaya devam ediyor. Bu da Allah'ın izniyle biz hakikatin taraftarıyız. Bizim için tek kurtuluş onun içinde başka da kimin ne yaptığı umurumuzda değil. Şimdi bu kardeşime bu zalim Tarık gerçekten hakikate kafa atan kendine en büyük zulmü toplayan sahtekar Tarık. Şurada yazı yazdım ama bin bir türlü şeyden kılıktan geliyor. Bununla marifet sanıyor. Bu ifşa olduğu için onu daha beter rezil duruma düşürdüğünü bilmiyor. Hani ilk başta bilmediğinde belki insanlar bir şey yapıyordu böyle kendi kendine yorum yap kendi kendine pohpohla belki şey yapardı hani belki işe yarıyordur ama sahtekarların işi hiçbir zaman başarıya çıkmaz günü geldiğinde tuzakları yıkılır ve asla o şeye kavuşamazlar arzu ettikleri yere çıkamazlar. Sadece zararlarını artırırlar. Ne kötü bir pay. Buna dedim Allah'ın izniyle. Yani ne demişti bu şey için kardeşimiz için Reşit'e iman eden tek ve son sıddık. Zalimin dediği şeye bak. Gerçekten inkar et. Şeytanın peşinde koşup Allah'ın emrini bırakmak ne büyük bir cehalet. Allah'ım sen korun olursun. Subhanallah. Gerçekten değerli kardeşim Sıddık. Allah'ın izniyle
dünyada en nadide bulunan cevherden daha değerli kumaştır. Sıddıklık kumaşı, gerçek hakikati, doğruya doğru erdemi, yiğitliği, dürüstlüğü. Dünyada en nadide bulunan cevherden daha çok değerli bir kumaştır. Doğruluk gömleği. Kimin siz olduğunu da gören görüyor. Rabbil alemi zaten biliyor. Ve gerçekten samimi olsan şu istikametin nasıl ancak aziz Rabbin emri ve izniyle olduğunu görür ve kendine ihanetten derhal vazgeçerdin. Allah tüm selim kalpleri kendine zulmetmekten korusun. Gerçekten Allah değil. İnsan kendisine zulüm eder. Rabbi ise işte rahmet etmek için apaçık bilgilerle, belgelerle, Resulüyle kurtuluşa rahmete çağırır. Ama insanlar nefsini öldürmek yerine ona tabi olmayı seçerek baki yaşamlarını öldürürler. Ne kötü bir cinayet. Allah'ım sen acı tüm yiğit kullarına. Mehdi Resulullah hüküm ancak Allah'ındır. O bir konusunu daha önce konuşmuştuk. Bunu bilerek koyuyorum Allah'ın izniyle. Bir sebebini söyleyeyim. Yani orada hani bir secde eder gibi, ruku eder gibi bir pozisyonu var. Onu bana hatırlatması, bu anlamı yükledim ben ona. Semboller, hani çok bilinen semboller. Bir tanesi işte mesela hashtag sembolünü kullanıyorum. İşte bunu sıkkılanıyorsun şu bilmem şu yöre grup şu sapkın grup bilmem siyonist mi ne cart curtsa önemli değil. Onlar da kullanıyor yoksa onlardan mısın diyor. Yani ona da hepsini okumaya gerek yok diyor. Gereken cevabı Allah'ın izniyle özetini söyleyeyim. Yani bilinen semboller. Herkes kendi dünyasında bir şey koyar. Bunda bir sakınca. Bir sakınca elbette yoktur. Herkes kendi dünyasında bir karşı şeyini koyar. Benim ise yani o sembollerden sembolde yüklediğim mana tamamen şeydir. Allah'ın izniyle hani o bilinen gelen itibariyle önem kasayısını vurgulamak içindir. Yani ona bir örnek daha vermiştim. Yani bir kişi zalim güneşe tapıyor. O kişi güneşe tapıyor diye başka biri güneşi Allah'ın nimeti olduğunu biliyor. Ondan faydalandıkça yani o imanını arttırıyor, şükrü artıyor onda. O yiğit, o zalim nasıl güneşi tapan, o doğru mana verene bir zarar vermiyorsa bilinen sembollere siz doğru mana verdiğinizde kiminin ne derece sapkın bir mana verdiği önemi tabii ki de yok. Bu yüzden de hayatınızda her şey bir manayla olsun. Tarık ve inkarda direnmek isteyenler bilin ki Allah'ın o kadar büyük bir lütfu rahmeti gelmiş ki şu anda hani bu kadar video paylaşıyorsun, bu kadar çok şey yapıyorsun artık dur bu paylaştıklarım. Belki gizli ve açık şeylerini de görüyorsunuz. Yani daha dörtte biri, beşte biri var mı yok mu? Emin değilim Allah'a sanırım şey konuşmaktan. Allah'ın izniyle Allah bütün açıklamaları, gereken açıklamaları öğretiyor ve hamdolsun bize son risalet ikillerden yedi. Yani o bütün gerekli olanları ortaya koyuyor. Ey Resulüm tamam sana tabi olacağım. Sinirlenme hemen. Sen de kopyala yapıştırmayı bırak. Artık görmeye dayanamıyorum. Çin işkencesi gibi. Kopyala yapıştır diyor bunlara. Keşke bunların şu rezil hale düşmüş. Zulüm, adaletsizlik, ihanet, yalan, talan, münafıklık, müşriklik, şeytan ahlaksızlığın sel olup aktığı şu dünyanın Allah'ın izniyle dosdoğru nizama girmesi, adaletin sağlanması, zalimin alaşağı olup dürüstlerin yükselmesi için Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu, rahmet olduğunu bir an anlasaydın. Bunu Allah'ın izniyle anladınız değil mi? Bu Allah'ın ihsanıdır ve hamdolsun gerekli nimetleri ihsan ediyor. Bunların şu rezil hale düşmüş zulüm, adaletsizlik, ihanet, yalan, talan, münafıklık, müşriklik, şeytan ahlaksızlığının sel olup aktığı
şu dünyanın Allah'ın izniyle dosdoğru nizama girmesi, adaletin sağlanması, zalimin alaşağı olup dürüstlerin yükselmesi için Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu, rahmeti olduğunu bir an anlasaydın. Birbirinden değerli hikmet, ilim, rahmet nimetlerine işkence demez, değerine değer katmak yerine tersine yüzmeye çalışmazdım. Dürüstlere ağacı Allah'ım, daha ağlayacağın haline gülüyorsun. Gerçekten naci bir kare anlayanlar için. Aslında aşağı doğru gitmeye çok da niyetim yok. Kendi kendiyle konuşuyor burada. Kendi kendine gelin güve oluyor. Orada konuşuyor, burada konuşuyor. Bir tanesine cevap versem bile konu uzayacak ama hızlıca bakalım. Ne yumurtlamış, iftiralar atmış, zandan sandan saçma sapan yollar tutuyor. Var bakalım gazı bozacak demiş. Vay zalim. Raşit dolaylı olarak da kendine tabii şu elimde görmüş olduğun nadide eser kendi eserim olup her şeyden daha kıymetlidir. Zira benim eserim yok. Tövbe haşa tövbe. Hidayet Allah'tandır, ilim Allah'tandır, bilgi Allah'tandır. Benim ya da herhangi bir Resulün gerçek anlamda hiç kimsenin bir başarısı yoktur. Yani ancak başarı nedir? Sen hayırlı amel üzere yani Allah'ın razı olacağı kadar bir yol hayırlı amel tuttuğundur. Başarı senin Allah'a yönelmendir, samiyetindir. Geri kalan ilim Allah'tandır, hikmet Allah'tandır, hidayet Allah'tandır. Ben bu kardeşimin dürüstlüğüne onur duyarım. Bu da hamdolsun Allah'ın o temiz kalbini hakikate açmasını söylerim. Bu da nasıl sen yanlış yaptığında burada hakikate apaçık bir iftira attığında bu iftiradır, kendine kıymaktır, ahlaktan uzak bir haldir dediğimde doğruya da doğru demek keza hakikatin her hak ehlinin üzerine düşendir. Taçsız kral Pele değil, sende de beklen budur icraate ne hacet süpersin. Sen dün fırça yiyip gitmemiş miydin buradan Sarı dönüşü sürpriz oldu. Bayram sürprizi tekrar gelsin şarkı ama bu sefer şahidin Şiracı Ali'ye lütfen kabul buyurur. Hocam siz de lütfen hep beraber söyleyin. Ne diyorsun ya? İşit böyle sapık zihniyete sahip ya bazılar tarafından kuruldu. Bunlar gırıldık değil de başlar ezilmeli kısa. Zalim. Yani başka hesaptan geliyor. Herkes şu kalbinden çıkan şeylere bak. Yani fark etmez kimin hesabı olduğu da önemli. Şu söz, şu şeye bakar mısın yani şu zalimliğe bakar mısın? Bunda da selefi ayağı var gibi ama bunu da eşiyle bile kabul etmezdi. Ne diyorsun sen ya? Ne iftira atmak, şey aramak nasıl bir yol? Yani bir Daesh dediğin Allah'a kitabına hududunu taşıyan herkes bizim için yani mücadele edilecek Allah'ın izniyle ortadan giderilmesi gereken şeytanın ama bir aşağı ama iki yukarı şeytanın bozuk yollarından başka yol değil. Zalim adam yani bir şey dayanağın olsun. Ya bu nedir bu kaybı taşımak ahlakla ne alakası var? YouTube'da yapıldı. YouTube yıkılsın bize yakışmaz ötesi güzel kardeşim. Yani neyse pis pis de konuşuyor haklısın abi bir daha. Baş tacısın. Sana bir kıyak geçeceğim demiştim. Kimse sana bu iyiliği yapmaz. Şimdi ben sapıtsam kendimi Mehdi falan zannetsem, ayetler, hadisler okusam bunlar ben de senin gibi Mehdi yapmaz değil mi? Eğer zuhur etmediysen insanlar Mehdi'ye zuhur edince tabi olmakla yükümlü olacaklarına göre niye milleti tekfir edip şarlıyorsun? Şarlıyorsun ne demek ya? Tekfir edip yani neyse milleti işte kafir ilan ediyorsun demek istedi herhalde. Yani bu bir buraya kadar anladın anlatabildim mi? Bir sen anlattın ama kendi gene çürük halini ortaya koydun. Ey Tarık boş boş aynı bozuk kalpten çıkan şeyler olduğu zaten sırıtmıyorum yeterince. Ne başka başka hesaplar görüyorsun. Neyse devam et. Bu bilenler için senin şeyini daha güzel halin daha iyi anlarlar. Neyse bu devamı ne demiş? Devam edeceğim.
Eğer zuhrettiysen Mehdi Efendi aylar geçti. Halbuki gerçek Mehdi'ye zuhredince kısa zamanda yüz binlerce katılacak. Bu bile senin sağlığı. Ya nerede öğrenirsin sen bunu ya? Yani bir şey olun ya. Dürüst olun. Bir, ne bileyim dayanağınız olsun. Yani Allah'ın bir Resul gönderecek, bir uyarıcı gönderecek. Bu insanlar o kadar dinlerini bozmuşlar ki Allah bir uyarıcı gönderiyor tekrar. Bu Allah'ın o izniyle ortaya koyması gereken doğruları koyuyor. Düzeltilmesi gereken eğrileri düzeltiyor. Bu kadar bir olay söz konusuysa, büyük bir olay. Demek ki şey yani, demek ki yani zannedildiğinden çok şey yani mücadele gerektirecek. İşte Ahmet Aleyhisselam'a kaç sene boyunca kaç insan inanabildi? Kur'an, yani Kur'an dediğimiz emsalsiz bir kitapla, ayetlerle geldi. Allah'ın yine Kur'an içinden apaçık o Resulüne öğrettiğini, bu Resulüne de Subhanallah yolunu öğretiyor. Göklerin ve yerin hakimi Allah'ın yoluna çıkan bilgiler hepsi. Yani yine bir uydurma, bir şeyi nereden duydu? Kendisi getir desen belki onu dahi bilmez. Zuhur dediğin şey açığa çıkmaktır. Yani görülmektir bu. Ben de emin olduktan sonra az önce Allah'ın izniyle okuduk. Yani ben Rabbime teslimiyetimi gösterip bütünüyle buna yöneldikten sonra, ortaya çıktıktan sonra zuhur budur. Yani bunun devam eden tarafı var. Yani ilmin ve imanın derecesini ancak Allah bilir. Yani biz bilemeyiz. Bu yüzden ne kadar çok yönelirsen, ne kadar çok mücadele edersen, ne kadar çok hakikate sarılırsan bu zuhur dediğimiz yani imanına iman eklenmeye devam eder. İlmine ilim, Allah'ın izniyle hikmetine hikmet eklenmeye devam eder. Yani ben şu anda açıktaysam, ilan ediyorsam ve olması gereken oluyorsa bu zuhur olduğundan dolayıdır. Evet, diğer taraftan her şeyin bir zamanı var. O büyük vakitlerde ne olacağını ben de büyük bir yani Allah'a sığınıp sabırsız davranmaktan ama büyük bir heyecanla, merakla bekliyorum. Yani bazı şeylerin, her şeyin bir zamanı var. Bazı şeyler zamanı gelmediği için olmadığında bu nerede demek ayrı ayrı bir cehalettir. Bunun somut delilleri olması lazım. Somut deliller göz önünde eğer görmüyorsan sen kör olmuşsun. Gerçekten nasibin yok, anlamıyorsun demektir. Bu kadar bilgi sana açılmıyorsa şu konuşulanlar dahi anlayan için, yiğitler için içi rahmet hamdolsun bilgi dolu. Ama Allah ne diyor? O saklı kitaptan, o kitabın içinde saklıdır diyor. Saklı kitabın içinden çıkar. Bak Subhanallah. Vakıa suresinde Kur'an'ın içinden ona temizlenen, tamamen temizlenenlerden başka hiç kimse dokunamaz. Sen ne kadar temizleniyorsun? Bak kaç tane yerde şurada ne kadar haddini aşıyorsun, gaybı taşıyorsun. Tamamen o hakikati sulandırma peşindesin. Böyle bir şeyde sana en büyük nimet olan hakikat açılır mı? Hatırlarsan yukarıda sahte mehter Kur'an'da hadisten bahsederken millete aldatacağını yazmıştım. Madem ki hakim ettiysen evet delin ne kendi sitede bu sitede bir işaretine olursa ispatını bekliyoruz. Sana 48 saat müsaade, ispatlarsan sana tabi olacağım. İspatlayamazsan sen bu delilden vazgeçeceksin, var mısın? Bu kıya kimse sana yapmaz. Yani sen delilden anlamayan bir adama, söz anlamayan, amacı tamamen ortalığı cırtmak olan bir adama ne diyeceksin? Yani cahil ile cahil olmakta Allah'a sığınırım dersin. Yani her taraf delil dolu. Şurada bile bu kadar delil açığa çıkıyor. Delil nedir? Sen onu bir düşün bakayım. Biliyor musun? Mehdi bir yazmışsın. Ha, burada bunları da görmedim bu arada. Yeni görüyorum Mehdi. Yani olunca Subhanallah. Yani bunu bir manayla yaptığımı anlamaktan aciz yine gaybı taşlamış. Kardeş şarkı gönderildiğinde de dikkat etsin. Yani saçma sapan bir yor. Fakat öyle harika. Kendi şey yapıyor. Mehdi kopyala yapıştır yapacaktır.
Hadisini bilmemeniz beni şaşırttı hocam. Seyit kışta. Okuyunuz kışta. Görüyor musun? Yani şu zalime bak. Kopyala yapıştır dediği de. Yani bu kadar bilgi. Yok artık Allah'ın izniyle cevabını verdik. Bak şurada. Şunların nasıl amacı. İşte Tarık'ın amacını nasıl. Ne olduğunu burada görelim. Tamamen ortalığı sulandırmak, hakikati alay almak, asıl kendisi alay alındığını bilmekten aciz. Gerçekten nasıl bir zulüm ediyor kendisine. Bir an anlasa yaptığını ürperir. Okumaya gerek var mı yani? Şurada gerçekten bir saçma salak şeyler yazmış. Yani çok haklısın, tebrik ediyorum. Başka bir rivayete göre de Bozacı Raşid'in şahidi Şirac Ali'dir ve Suriyeli. Yani yazıyor aynı eserin aynı safhasını bir arkasında bir ve eserin sağlamlığı konusu hiçbir şüphe yok. Çünkü görüyorsunuz değil mi? Yani tamamen sulandırma peşinde konuyu. Tamamen yani amacı gerçekten hani işin içine hani sen diyorsun ki gerçekten benim sana söylediğim hakikaten ehlin kendisi olduğu, Hak Resulün kendisi olduğunu anlamadın. Diyelim bana inanmıyorsun ama tutup da yani hakikate nispet edilen sözleri böyle sulandırmak gibi bir maksatla bir şey yapmazsın. Yani sen dürüst biri olsan az bir şey. Neyse bu kendine insan kendine ancak zulmeder. Asıl Allah onlara diyor yani asıl iman ettik diyenler vardı, iman etmiş değillerdir. Güya inananları aldatırlar. Da esas kendileri aldandığını anlamaktan acizdirler. Keşke bunların şu rezil hale düşmüş, zulüm, adaletsizlik, ihanet, yalan, talan, münafıklık, müşriklik, şeytan ahlaksızlığının sel olup aktığı şu dünyanın Allah'ın izniyle dost doğru nizamına girmesi, adaletin sağlanması, zalimin alaşağı olup dürüstlerin yükselmesi için Allah'ın ne kadar büyük bir lütuf ve rahmet olduğunu bir an anlasaydın, birbirinden değerli hikmet, ilim, rahmet nimetlerini işkence edemez, değerine değer katmak yerine tersini yüzmeye çalışmazdın. Dürüstler acı Allah'ın daha âli cenhallerinize görüyorsunuz. Gerçekten acı bir kare anlayanlar için. Subhanallah. Allah'ın izniyle şu kardeşimi tekrar dinleyelim. Allah'ın izniyle ve duamızı edelim. Yavaş yavaş. Belki kapatırız. Gerçekten her şey kuşatındır. Yoldaşı Ali, ben de Rabbimizin gönderdiği Resulü Mehdi Aleyhisselam'ın duası gibi şu duayla başlamak istiyorum inşallah. Rabbim aldanmaktan, aldatmaktan ve aldatılmaktan sana sığınırım. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü inşallah kardeşim. Rabbimiz rahmetini mağfiretini üzerimize daim kılsın. Gerçekten insanoğlu kendine zulmetmekten başkasını istemiyor. Şu bilgilerden inşallah ki faydalanan Rabbimiz zaten üzerimize tanıktır. Zaten o her şeyi bilendir. Zaten her şeyi kuşatandır. Göklerin ve yerin hakimi. Allah eksiklikten uzaktır. O her şeyi iştendir. Allah gerçekten nimetlerin, tüm nimetlere sahiptir. Şunları inşallah ki şey yapın. Bakın değerlendirin burada bir niceleri var. Yani bir kısmını açtım. Allah gerçekten şöyle size Allah'ın izniyle bir tane şuradan bir video belki açar. Şey yaparız dedik. Allah'ın izniyle neyi açalım size? Rabbimiz bizi rahmetini yani daim kılsın inşallah. Tarık da tebrik etti. Şimdi bak daha ne yazacak? Allah bilir. Haydi artık toplanın. Haydi.
etti. Resulullah aranızda, gerçekten görmüyor musunuz? Allah'tan başka galip yok. Hüküm sadece Allah'ındır. Ben ancak Allah'ı yüceltirim ve sizi de onu yüceltmeye, ona kulluğa davet ederim. Bu Rabbimizin bize lütfudur, ihsanıdır, nimetidir. Haydi gelin. Mehdi Resulullah da işte aramızda. Allah'tan başka galip olmaz. Dinleyen, düşünen yiğitler için bunlar da apaçık ibretler vardır. Ama canlamak olmayanlara hiçbir delil hiçbir zaman fayda etmemiştir zaten. Subhanallah.